Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 14 Haziran 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Ensiyan KKTC'de temiz enerji işbirliğine hazır. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Ensiyan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından daha fazla yararlanması için öncü rol üstlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ve ziyaretle ilgili bilgi veren Ensiyan Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük potansiyeli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırımların artması için öncü rol üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Şarj ve batarya altyapısı güçlendirilmeli. Şarj ve batarya sistemleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Solar Çatı CEO'su Utku Korkmaz, altyapı ihtiyacına dikkat çekti, dinliyoruz. Altyapıyla bağlantılı ve entegre olduğu için de aslında şarj konusu orta ve uzun vadede güneş ve batarya sistemleriyle ayrılmaz bir bütünlük teşkil edecek. Şimdi bir kere bir farkındalık başladı. Öncelikle milli aracımız Togg'la başlayan, daha sonra Türkiye'de Tesla siparişlerinin başlamasıyla birlikte bireyler tarafında büyük bir farkındalık var. Henüz Türkiye'deki elektrikli araç sayısı yaklaşık 15 bin civarında olsa da 10 yıllık projeksiyonda kötü senaryoda 1 milyon, iyi senaryoda 1,5 milyon araç bekleniyor. Bu da çok ciddi bir hem elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacını hem de çok ciddi bir altyapı gereksinimini bize işaret ediyor. Az önce de söylediğim gibi bu altyapı gereksinimi, şarj istasyonlarının altyapı gereksiniminde güneş enerjisi sistemleri burada da aslında başrol oyuncusu olacak. Batarya sistemleriyle birlikte. Solar Çatı CEO'su Utku Korkmaz, elektrikli otomobillerin sayısındaki artışa paralel olarak şarj ve depolama tesisleri için altyapı yatırımlarının da yükselmesi gerektiğini söyledi. Sayın dinleyiciler, Enerji Bakanlığı Balıkesir, İzmir ve Manisa sınırlarına yayılan bir sahayı YEKA yani rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir kaynak alanı ilan etti. İpek Enerji Erzurum'da hidroelektrik santral kuracak. İpek Enerji Erzurum'da hidroelektrik santral kuracak. Şirket Aras Nehri üzerinde kuracağı 6.70 MW kurulu gücünde Taç HES için 90 milyon lira yatırım yapacak. Değerli dinleyiciler, Çin'in elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıtlı araç satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre %60 artarak 717 bin adede yükseldi. RES Anatolia, Elmacık RES'te türbin sayısını azaltıyor. RES Anatolia, Kırklareli'nde kurulması planlanan Elmacık Rüzgar Enerji Santrali'nin türbin sayısını yeniden azaltmaya gitti. Projede 40 olarak belirlenen sayı ilk revizyonda 19'a, ikinci revizyonda ise 12'ye düşürüldü. Santralin maliyeti 670 milyon lira olarak hesaplanıyor. Ford, Köln'de karbon nötr montaj tesisi açtı. Amerikan otomotiv şirketi Ford, Almanya'nın Köln şehrinde ilk karbon nötr yeni nesil elektrikli binek araç montaj fabrikasını açtı. Ford, 1930'da kurulan Köln'deki tarihi tesisini 2 milyar dolarlık bir yatırımın parçası olarak yüksek teknolojili bir üretim tesisine dönüştürdü. Tesis yıllık 250 binden fazla elektrikli araç üretim kapasitesine sahip. Toyota Meksika'da hibrit kamyonet üretecek. Toyota, Tacoma model kamyonetini yeni bir hibrit modele uyarlayacak. Şirket bunun için Meksika'da 328 milyon dolar yatırım yapacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında artış gösteren verilerle geriliyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 73 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 68 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 15 Haziran 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1845.07 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 21-22 dilimi için 2399.99 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 06.07 dilimi için 1348.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur.
Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.